Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Artık projeyi herkes öğrendi. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ki bu, bu ekip çalışmasıyla oluyor. Paydaş kurumlarımızla oluyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Konya Ticaret Odası ve başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, Allah'a şükür değerlerimizi daha da yoğun bir şekilde koşturuyoruz, çabalıyoruz. Siz de çok önemli katkı sağlıyorsunuz. Medeniyet Okulu projesiyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi bir kere bu projeyi düşünen, ondan sonra bu projeyi emek veren, bu projeyi hayata geçirmek için gerçekten yoğun mesaisini harcayan herkese Konya adına, Konya iş aleminin adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Bizim için çok önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir proje ve Sayın Valimize burada çok teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyar Akgür'e çok teşekkür etmek istiyorum böyle bir projeye öncülük ettikleri için. Medeniyet merkezinde medeniyet projesini konuşuyoruz. Burası bir medeniyet merkezi Konya. Ee, dönem dönem e, gittiğimiz yerlerde Konya'yı anlatırken bize hep şu soru sordu son zamanlarda Ya ne oldu da Konya bu kadar iyi gidiyor Ben dedim ki Konya'nın iyi gittiğini niye bu kadar iyi gittiğini anlamak için Yaklaşık e, herhalde birkaç yüzyıl yedi sekiz yıl önceye gitmek gerekiyor ee, Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti beraberinde aslında bizim değerlerimizin oluşturduğu Bu coğrafyada Anadolu coğrafyasındaki ilk medeniyet merkezimizde e, bizim Konya malumunuz bundan 200 yıl önceye gittiğimizde sadece Konya'da ilçeleriyle beraber değerlendirdiğimizde 200-300 tane medresenin olduğu gerçekten kadim bir medeniyeti oluşturduğumuz bir merkez şehir. Şimdi bu merkez şehirden tekrar bir medeniyet çıkması için hepimiz uğraşıyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve bu projenin de bu noktada çok önemli hizmetleri göreceğine inanıyorum. bu projenin mutlaka yaygınlaşarak devam edecek, çok da başarılı bir proje olacak ve Konya Geçmiş ta tarihindeki o misyonunu tekrar e, aslında var olan, e, DNA'sında e, olan o misyonu tekrar kazanacaktır. Bu, bu ve bunun gibi projelerle diye düşünüyorum. Evet başkanım bu kampanyamızda en önemli unsurlardan bir tanesi de 7'den 70'e herkes evet. içine giriyor. Hani genelde bazı projeler işte öğrencilerle sınırlı kalır veya hadi aile. Bu projede öğrenciler, aile, toplum, esnaflar, esnaflarla sohbetler, toplantılar e, bu yönüyle de çok dikkat çekici inşallah amacına ulaşırız. Şimdi biz bir medeniyet projesinden bahsediyorsak, bir medeniyet kurmak tekrar bu küllerinden tekrar bir medeniyet oluşturmak istiyorsak, DNA'sında olan bu medeniyeti evet. elbette ki bu coğrafyadaki yaşayan herkesin 7'den 77'ye diye diye tabir edilirken zaten kasıt odur. Mutlaka bu sistemin içerisine, bu projenin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir proje. Ben çok önemli katkılarını, belki çok kısa vadede değil ama orta vadede de uzun vadede gerçekten Konya ve ülkemize çok çok büyük katkılarını olacağını düşünüyorum bu projenin. Evet. 4 yılda 32 değer inşallah, i̇nşallah. işlenecek. Bu yıl i̇nşallah. 8 değerimiz. İnşallah. Bu ayki konumuz cömertlik başkanım. Evet. Selçuk Öztürk'ten cömertlik üzerinde birkaç kelam almak istiyorum. Şimdi belki de bizim inanç değerlerimizin, kültür değerimizin en önemli kelimelerinden bir tanesi cömertlik. Bir taraftan hadislerle, ayetlerle israf etmeyiniz. Ayetleri ve hadisleri var ama bir taraftan da cömert olunuz Emri var. İşte bu denge nedir? Bunu belki de çok incelemek gerekiyor. Ee, biz şuna inanıyoruz. Ee, Allah bir ayet-i kerimede şöyle diyor Yaradan: Ben ilmi isteyene serveti istediğime veririm. Yani servet sahibi olmak için, birikim sahibi olmak için ekstra bir şey özelliğinizin olması gerekmiyor. Yani ilim sahibi olmak istiyorsanız ekstra bir gayretler sarf etmeniz gerekiyor. Ama servet serveti ben veririm diyor. O zaman insanlara düşen ne? Onun verdiğinden, onun rızası için bir kısmını harcamak. Aslında hepsi bu kadar. Yani bize ait olmayan bir şey, servet dediğimiz şey. Zaten dünyayı incele, geçmişlere bak. Servet öyle sürekli bir ailede, sürekli bir şahısta durup gitmez. Servetler el değiştirir. Ülkeler arasında el değiştirir, şehirler içinde el değiştirir. Aynı şehrin içerisinde aileler ve şirketler arasında el değiştirir. Nasıl olsa kendisinden el değiştirecek bir şeyden bir miktarını Allah rızası için verelim diyorum. Başkanım çok keyifli ve hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok ederiz. teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Her ay ziyaretimize geleceğiz. Elbette görüşeceğiz. Görüşeceğiz çok bu proje Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz başkanımızla birlikte hoş keyifli bir sohbet oldu. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.